Spezia'da gün başlıyor. Puslu, sisli ve yağmur görüntülü bir hava mevcut. Bugün La Spezia isimli güzel şehirdeyiz. Bu La Spezia'yı Cinque Terre'den çok iyi bilirsiniz. Toskana aslında. Bu liman arkadaşlar hem İtalya'nın en önemli ticaret limanlarından birisi hem de aynı zamanda donanmanın olduğu, savaş gemilerinin olduğu liman. Evet, kahvaltımı aldım. Böyle yapıyoruz şimdi. Her sabah Mert kaptanla kahvaltımızı farklı bir şekilde yapmayı tercih ederiz. Aynen öyle. La Spezia'da yapmayı tercih ettik. Dedik ki kaptana oğlunu götür La Spezia'ya. Çünkü orada enişten çok sever dedim. Kruvasanlarını dedim. Enişte. Enişten dedim. Ben enişte mi oluyorum? Ama kaptanın eniştesi oluyoruz. O zaman bir şey söyleyeceğim. Kaptan köşküne çıkalım da bakalım ya. Tabii. Dün çok salladı. Yanlış dedi. Yanlış söyledi. Onlar bilmiyor. Şu liman da gene MSC'nin arkadaşlar yani. Hiç onlar bilmiyor ama bu. Gördüğün her şeyimiz MSC yazıyor. Hadi bay bay. Spezia'daki shuttle buslarımız burada beklediğini görüyorsun Mert'cim. Evet. Bunlar bedava. Ama nasıl bedava? Liguria Belediye'mizin sunduğu hizmetler sayesinde. Limanda dolaşmak insan olarak yasak olduğu için hemen böyle free shuttle'lar yapmış şehre. Hadi bakalım. O zaman free gidelim biz de. Dur gitmeden bir şey yapıyorum. Tüm belediyelerin böyle olmasını isterim. Ne güzel olur. Başkana desteğimizi sunacağız. Liguria Belediyesi'ne desteklerimizi... Cumhuriyetçi Parti'denmiş aşkım. Desteklerimizi sunacağız. Vallahi onu bilmem. Ben hizmet edene de. Cumhuriyetçi Halkçı Parti'den seçilmiş. Şimdi buraya Golfo dei Poeti deniyor yani. Spezia'nın körfezi o kadar güzelmiş ki Spezia körfezi böyle şairane, şairler körfezi diyorlar. Tabii ki de şairler de yaşamış mesela Lord Byron buralarda. Cinque Terre'de gezinmiş. Bak şairler körfezi. Şu anda terminaldeyiz. Terminalde hemen turcular etrafını sardı. Buraya Pisa şehri yakın olduğu için Pisa'ya giden turlar var. Vespa kiralamacıları var. Şundan kiralayalım mı? Bu havada olmaz. Ama çok tatlı. Vespa her zaman güzeldi. Şimdi ilk paramızı harcıyoruz. 15 euro ile 2-3 kilometrelik tren istasyonuna gideriz. Dönüşte geze geze belki döneriz ya da vakit olursa. İnşallah. Yağmur başladı, hayırlı olsun. Evet, merkez tren istasyonuna geldik. Haydi bakalım. Şimdi ne yapacağız acaba? Ne yapacağımızı inan ben de bilmiyorum. Burası bildiğin kocaman trendir yani. Aynen. Hah. Çünkü TV kart falan diyor işte ama. Hemen turistik bir dükkan oldu belli. Çünkü TV kartını çok satıyor. Ya yani... emin miyim ama bu şey mi acaba? Hı? Hani turistik şey... mi yoksa? Değil. Böyle yani hani ayırmışlar normal şeyle turistiğine kağıdımla ayırmışlar. Bu arada magnet alacağız onu unutmayalım. Burada gerçi 4 euro hemen kazık. Gittiğimiz köylerde artık bakarız. Adını yazıyor. Ha okey. Pasaporttaki gibi. Pasaport neyme? Şimdi arkadaşlar kartımızın üstüne adımızı mutlaka yazmamız isteniyor. Sonra bunu da okutturacağız. Bakalım. Diğer mi? Birine benimkini, birine seninkini yazacağız. Kartımızı aldık. Hadi şimdi 2 dakikada kalkıyormuş. Hadi. Ama bunu bir
Validation'lar da oluyor. He? Zaten geçmiş ya saat. Geçmiş. Ne zaman gitti? Bir tane hareket etti demin. O buradan mı gitti? Evet, aynen. Tarihi 11. yüzyıllara uzanan Cinque Terre isimli milli parkı gezeceğiz. Cinque Terre milli park, yani Cinque 5, Terre köy, toprak. 5 köy yan yana. Bakarsanız biz şu anda La Spezia'dayız Mert. Buradan trenimiz önce işte Rio Maggiore köyüne gidecek. Sonra Manarola köyüne gezecek. Sonra Corigliano, Vernazza, Monterosso'da bitireceğiz turumuzu. 5 tane köyü gezmiş olacağız. Bu aralarda yürüyüş yolları var yani. Aslında bu hiking sevenler için çok güzel bir rotaymış. Dünyanın en güzel manzaralarına sahip rotalardan birisi ama kış vakti olduğu için tabii ki bunlar heyelandan falan dağlık bölge. Kapalı şu anda, yasak, oralara giremeyeceğiz. Zaten normalde 18 euroymuş. Biz 14,5 euroya falan gidiyoruz şu anda. Tam günlük bilet aldık. İçinde bazı otobüsler dahil. Wi-Fi dahil trende falan. Karakış diye böyle indirimli gittik. Bakalım bu köylerimizi gezeceğiz. En fazla 5 dakika sürüyormuş köylerin arası. Ama tabii ki işte treni kaçırırsak kötü olur. İnşallah kaçırmayız. O kötü yani, hakikaten kötü. Evet Eda. Yolculuk başladı. Ne düşünüyorsun? Bakalım neler bekliyor. Treni bile sormadık. Koca gemiyi kaçırmasak hangisi bari. Hangisi olduğunu anlamadık ya. Daha anlayabilmiş değilim. Daha gidiyor. Trenimiz de yalnız 3-4 katlı. Öyle bir de ne olduğu belli olmuyor. Böyle gidiyor, herkes de oturuyor. Ne olduğu belli değil yani. Evet Eda, heyecan büyük. Çünkü hala kafam karışık yani. Doğru trende mi izleyeyim? Doğru trende mi izleyeyim? Çok zor anlamadım. Bir işmiş. Ama herkes de bak, turist kart var. Herkes dinliyor bak. Evet evet. Aa evet ya. Kesin budur yani. Tamam bu ya. Ya şimdi trenlerin üstünde yazmıyor yani. Rek falan da yazmıyor. Hiçbir şey yazmıyor. Ne olduğu yazmıyor yani trenin üstünde. Trenin içindeki televizyonlarda falan da ne olduğu yazmıyor. Yani sadece geldiği perondan tespit edebiliyorsun ne olduğunu. Tahmini. Ama trenimiz güzel yani. Çok kısa zaten gideceğiz. İlk durakta ineceğiz. Evet. Şimdi şu anda geldik. Deniz şöyle arkadaşlar. İnanılmaz yani. Şu yoldan yazın çok güzel gidiliyor ama o yolda kapalı. Evet. Hep tünellerden gidiyor yol. Şu an Rio Maggiore'dayız. Şimdi karşıya geçeceğiz. Buradan alt geçitten geçiliyor. Evet ve ilk yazda Rio finaleymiş burası. Çıktık şu anda. Santro bu taraftaymış. Evet, tünelden gidilecek çünkü diğer yollar kapalı. Yalnız nasıl imkansız bir coğrafya o ya. Evet. O yüzden bu köyler küçük küçük yani. Hep dağ aralarında böyle yarlarda olduğu için minik minik olmuş. Ama tabii ki çok tatlış manzaralar. Bir de peronun yerine bakalım. Bence oradan dümdüz gidiyor değil mi? O şeritten gidiyor. O şeritten tabii. Köyler o tarafta. Şu şekilde komple tünelden gidip geleceğiz. Duvar şeyleri çok güzel. Tünel bu işte. Montenegro. Ha işte zaten şu kilise değil mi? İlk kiliseyi göreceğiz diyorduk. Şimdi burası ana cadde. Üstümüz meydan. Alttan marina. Önce orayı mı gezeceğiz? Evet. Bu fotoğrafı oradan çekersin diyor. Biliyorum. Senin arkan da çok güzel. Böyle. Bak. Ha.
Deniz Patlak. Nasıl gözüküyor? Aa, arkan çok güzel gözükmeye başladı bile. Evet, köy güzel gözüktü. Yalnız ne kadar farklılar ve yeni evet. Bir deniz değil mi? Aynen. Bak şu şeyler gözüküyor, diğer köyler. Bak aşk yolları. Yürüyüş patikaları. Şu tam bir Toskana manzarası Mert. Bu renkteki evet. Evler, yeşil panjurlar, şu ağaç, çam evet. Ağacı. Ya şey çok fena ama deniz ya. Bu limanmış. Bu liman mı olarak? Şuraya mendirek yapmıyor. Tamam. Deniz patlıyor ya içeride. Şöyle biraz daha hani şeyli çekiyor bu. Dalga fena. Bakın şu yollar şöyle şöyle gidiyor. Şimdi ne yapılıyor? Aşk kilidimiz takılıyor çünkü manzara çok güzel. Geleneksel. Ben manzarayı beğendim. Olan aşk kilidi törenine. Tabii başka bir kilide takacağız herhalde mecburen. Çünkü aynen. Demirler gene çok büyük. Önce kilidimizi çekelim. Çektim. Ha. Tamam çekelim. Güzel bir kilit. Süslü. Şimdi bunu bir arkadaşınkine ekliyoruz. Şu iyi mi? Güzel. Güzel. Dur. Şu halkayı almak istemedim. Dur. Tamam mı? Evet. Taktık. Bravo. Şurada anahtarımız. Artık güzel bir manzaram var tatlı kilidim. Aşkımızı Rio Maggiore'de. Gel şöyle videoda da çıkalım. Kilitledik. Anahtarımızı atalım. Bir gel dakika bu aşağıya yetişmez. Gel gel. Çok tatlı gözükmüyor ama. Çok güzel dur. Abi şunlara bak dokla. Ya böyle üst üste alt alta bunlar böyle seviyor ya manyaklar. Öyle yaşıyorlar ya. Buradan bir de çok güzel kayık turu yaptırıyorlar asıl. Tabii. Çok ama zevkli olur. Ha. Ama yazın da burada bu rahatlığı bulamazsın. Yok ya çok kalabalık oluyor. Merdivenlerden bile böyle tıklım tepişiniyormuş. Bir de sıcak yani. Sıcak. Evet zaten. Leş gibi sıcak olacak bir de. Düşünsene o sıcakta burada. Ya kışın Avrupa. 2 dakikada bir gidip bira içmen gerekecek soğumak için. Aynen gezmek daha iyi. Yemeci var. Bakkal. Normalde burada çok güzel şeyler var. Takeaway mesela. Elini alıyorsun. Ay. Deniz ürünleri kızarmış külahta falan. Burası ana cadde ve tek cadde. Evet. Mecburiyet Eda. Caddesi. Evet çok güzel gözüküyor. Evet. Ne düşünüyorsun? Caddemiz, mecburiyet caddemiz. Ya abi tabii ki şey yani baksana yokuşlu yokuşlu. Ah. 9 Mayıs ve 23 Nisanların kutlandığı yer bence gene. Hangi merdivenin nereye çıktığını bilemeyiz ki biz. Hani bulamayız ki zaten. Bu da evlerin balkonlarından aşağıya çekiyor. Kapa. Eda'nın panik atağı başladı gene. Bir şey diyeceğim, şuradan gideceğiz. Gelir misin? Tamam. Evet. Bir çeker misin beni falan? Beraber bir çekelim. Ya böyle bir binasın esin çekeceğim. Sağ olsun değil zaten. Tamam şöyle bir çekeyim de deneriz yani. Adamın evi. Evet. Yine aynı yere çıkıyor. Evet, fırlatabildiğimiz kadar ileri fırlatabilecek miyiz evet. Bakalım. Bence olur. Koca tren. Gene bu tarafa oturalım. Buradan biraz daha şey görme gel. Şansımız var. Evet.
Biz bir sonraki köyümüze gidiyoruz, Manarola köyüne. Manarola köyü bu arada bu en minnak ikinci köymüş. Çingiterre diye Google'a yazdığınızda ilk çıkan fotoğraf oradan çekilmiş. O kadar şirinmiş yani. Onu göreceğiz. Bu arada 3 saniye mi sürüyordu yolumuz? 2 dakika mı? 3 dakika mı? Şimdi sıradaki yere geldik. Tren yamuk duruyor burada. Buraya sağa yatıp duruyor. Bakalım sonrakinde vardır. Gene tünel. Ve çok uzun bir tünel. Evet. Bak bunu altına tut çünkü dönüşte. Tamam. Nereden biliyorsunuz? Manzaraya gideceğiz Eda. Evet. Uuu nasıl diktik bak yukarılarda şeyler var. Güzel. Görüyor musun? Bir adet piyasadayız. Şurada magnet olabilir. Kaybını önlemek için herhalde. Çok tabii, tabii. Şey çok güzel gözüküyor. Tam bak İtalyan çamaşırları. Evet bu güzel bir fikir. Evimizin önüne. Gözümün önünde söyleyeyim. Dursun Doris diye. Şöyle çekip üstüne şu çizgili şeyle kapatabilirim ben de. Brandayla. Aynen. Benim neyim eksik? Bir de evimin aynı renginden yaparım. Evet. Ben ederken, tut da ben ederken. İkinci köyde. İkinci köyde. Görmüş olduk. Merkeze geldik. Şurada bak doğurma. Hemen evet, şurası. En güzel şu yoldan yürüyeceğiz. Ben fotoğraf çekelim. Dağcı değil aşkım onun. Ha pardon. Tamirci. Dağ için dağcı arkadaşlar. Buralarda denize menize girip eğleşiyorlar. Bir de şimdi şu hale bak. Çekeceğim. Ne yapıyorsunuz dağcı? Yine bak ya bak. Aa güneş oradan geliyor ama. Çok geliyor hem de. Aa. Evet, Manarola'yı akşama denk getirin yoksa gördüğünüz şey yani güneşten çekemiyorsunuz maalesef. Orada daha güzel fotoğraf çekelim. Bunun sonuna kadar gitmeye gerek yoktu, manzara çıkmıyordu. Evet, nasıl gözüküyor? Çok güzel. Arkası nefis. Harika. İşte manzara bu. Burada evet dönüşte yani gezmek lazım arkadaşlar. Yani akşam üstüne doğru. Ama burada, ilk köy kesinlikle sabah. Evet ilk köyde sabah gezmek gerekiyor. Yani ikinciyi atlayın. Dönüşte bakın denilebilir. Evet, şuradan bir bakalım istersen. Bir pide varmış bak. Bak, o farinata varmış. Geç bak, şöyle içeri çekeyim de. Fiyatlar turistik sayılır ama çok da değil. Evet, çok öyle. 3,5 falan ya. Fokaccia var. Ha, geç bakayım, çekeyim de. Farinata var. Bunların o değişik ince şeyinden. Farinatsız seçeyim. Bir şey istiyor musun? Ben istemiyorum sen. Ben de istemiyorum, şu anda tokum. Çok eğlenceli. Aynen. Odalar hep kiralık arkadaşlar. Patmış. Airbnb'den. Manarola yazın. Kayıkçıyla gezdirecek seni buralarda. Gir çık gir ama çık. Ama bir hafta şurada kalmak çok zevkli olur. Evet. Yer içersin çünkü harika. Aynen ama kedi yok. Limon ve üzüm cenneti tabi buralar Mert. Evet. Şarabı vesaire. Pek meşhur. Ya nasıl ya? Coğrafyaya bakar mısın? Vay be. Toprak kaybını önlemek için. Yine İtalyan ve sanatçı evet, milleti evet. Değil mi? Aynen öyle. Hoş.
Aa, kilise varmış. Ha, bakkal var. İşte bakkal da şey var mıdır? Gel bakalım. Ha, Nesun Doğurma ofisine. Merkez müdürlük. Gel bakalım. Şöyle de çok güzel gözüküyor. Orada böyle böyle küçük küçük mağazalar var. Şöyle. Kartlar 2 euro. Şey? Magnetler 5,5 euro. Buranın Çingiteren ürünleri meşhur arkadaşlar. Evet. Bir şey soracağım. Şu tilki kuyruğunun büyüğü bayağı. Aa evet. Limoncello. Var değil mi? Limoncino bu. İyi hadi gidelim. Ne yapıyorsun? Şu anda tren istasyonunda tekrar bekliyoruz. Neyi bekliyorsun? Bir sonraki köye gitmek için trenimizi bekliyoruz. Bir sonraki köyde ne var? Levante trenimizi. Şurada mı yazıyor? Artık Corniglia, dağ köyüne gideceğiz. E hadi bakalım. Denizde değil bu köy, dağda minibüse çıkacağız. Corniglia ya da geldik. Bak köy gözüküyor bizim. Bak karşıda. Oradan da bu gözüküyordu. Güzel. Servis diyor. Ha? Nerede? Tuvalette mi? Attenzione. Yani evet. Şu anda kartımızı göstererek Çingiteren kartımızı. Servise binemedik. Dolmuşa bindik. Köy yukarıda. İtalyan keçileri vardı şurada. Ne oldu? Evet, burada şey güzel gözüküyor. O tarlalık işler güzel gözüküyor. Ta tepede köy var. Nasıl şey yapmışlar ya adamlar. Şey güzel ne var? Sokaklar çok güzel daha. Şey olsa ne o? Yaz olsa. Şuradan çeksem ben. Ben kilisenin oraya çıkayım, sen beni buradan çek. Nasıl da besili, nasıl da mutlu. Ha? Diğer köyden hemen şurası yani. Bizim tren istasyonu bir yalnız. Manarola. Evet çok aynen. Uzak. Ha. Buradan viewpoint'e gidin diyor. Başka bir şey yok ya da. Gidelim mi? Şuraya bak, sokağa bak arkadaş. Evet. Vay be. Aynen beğendim. Köy en şey köy. Sessiz, sakin. Roma'dan da alışık olduğumuz gibi. Aynı Roma gibi. Burada da hep aqua potable. Yani içilebilir su. Aman kurması da pek güzelmiş. Mert'cim beğendin mi bu köyümüzü? Bu köy en şey köymüş. Sessiz, sakin. Buradan giriliyor şey viewpoint'e. Hadi bak. Çamaşırlara bak. Sen Pietro kimsesin Mert. Evet. Güzel gözüküyor.
bir şeyler alıp oturabiliriz. Fokaçacık alalım ya, 2 dakika. Bir küçüklere oturup. Valla bacağım ağrıyor. Benim de. Hızlı hızlı yürü yürü. Geldik. İtalya geldi. Şimdi Vernazza'ya gidiyoruz. Japon mu alayım bak? Karşıymış. Tren. Üst katta oturmamıştık. Şimdi üst kata çıktık. Değil mi? Başımız güerdi. Aynen. Başımız gök civarlarında ermiş bulunmakta. Evet, Vernazza'ya da geldik. Köy diğerlerine göre en düz ve en küçük olan köy. Çok iyi. Hemen şurası zaten. Gel gitme de çekelim burayı bir. Yazanlar şarap dükkanları oluyor arkadaşlar. Şarap içebiliyorsunuz falan filan. Şu Sikia Chetra artık nasıl okunuyor bilmiyorum ama bu buranın özel üzümünden yapılan çok zor yapılan bir şarap türüymüş. Biraz böyle kehribar renkliymiş. Buraya özgü yani Enoteca yazanlardan o. İçilmez mi, yenmez mi? Evet, bira Moretti zamanı. Sevdiğimiz bir bira. İçeride burada da hazırlıyorlar. Çekiyorsun ha. Gratis dedik. İspanyolca dedik. Sen fiyatlarını çekebilirsin. Tamam ben kaçayım. Ben alırım. Şurada. Evet şu anda bak şöyle gidiyorum bak. Moretti'yi de göster. Birra Moretti. Ha, sahil olan bir yer gördük ilk defa. Bak şurada oturma bir şeyleri var sanki. Bank var sağda. Ha, gel oturma. Kaybeden filmin yok. Ay ay ay. Çakal. Mafyosun. O aşkım gerçekten yedirmeyecekler. Bayağı. Bayağı çalacaklar. Bir de çarpıp düşürecek sonra yerde kapanacaklar. Aynen. Sonra rezil olacağız. Bak geliyorlar ha. Aa yedirmeyecek. Küçük mü ya 2 saniye. Elini bir çeksene 2 saniye çek elini. Tamam. Yol ver de. Vazyonu. Tamam. Mert'cim nasıl? Vallahi yediğim en iyi kalabarlardan. Kuşlardan kurtardım ben bu kuşlardan. Hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Saldırdılar resmen. Çok fenalar. Doria Kalesi'ne doğru gidiyoruz bakalım. Merdivene bak. Evet, güvercin teröründen sonra şöyle Vernazza'nın limanına geldik. Bak piçe bak piçe. Sevmeyeceğim artık sizi. Ya kedi yok abi, kedi beslemiyorlar. Kedi besleseler hem fare biter, hem bunlar biter. Sen de geç. Evet, bir de ben çıkardım sanırım. Çünkü çok önemli bir kişiliğim ve şahsiyetim vardır. Senden başkası çıkmıyor güzel. İzleyenler beni var. Özlüyor olabilir. Santa Margherita Kilisesi. Öyle mi? Evet. 13. yüzyıldan kalma. Bayağı eski ha. Burası yazın bayağı şey aqua rengi oluyor Mert. Evet. Turkuaz renkli böyle dümdüz bir su yani şurada evet. Düşünün. Hani Doris hemen buraya alayım falan diye düşünüyorsun. Aynen. Şu andaki haline bak. Bak hem şu tamam. Kırmızı evden hem bu. Bunlar çok güzel çıkıyor. Şuraya koyalım. Şu restorandı bakmıştık ya şeyde. Evet.
Burada öyle. Evet, şimdi Monteresto'ya bineceğimiz tren geliyor. Monteresto al mare. Monteresto al mare'de. Şöyle var. Yazın rengarenk. Evet. Şemsiyelerle ve şezlonglarla doluyor. Burası en uzun plaja sahip olan köy, en büyük olan köy. Evet. Yüzden yazın en çok tercih edilen. Tabii baksan şey güzel yani, plajı var. Öbürleri küçük küçük kalıyor. Evet. Daha modern. Biz şimdi indiğimiz yer yeni taraf, şehrin yeni tarafı. Kaleyi geçince de Eskişehir orası Monteresto. Evet. Ama şimdi sizi çok ilginç bir heykele götüreceğiz. Hadi götür bakalım. Güzel bir şey. Plaj. Hadi yüzelim. Bienvenuti. Bienvenuti. Prego, prego. Heh, şurada Monteresto yazıyor bak. Bayağı şeyle kesiyorlar bitkileri. Dağcılıkla. Evet Edoş. Hello. Ne haber? Sizi Gigante'ye getirdim. Şimdi öbür tarafına geçip aslında güneşli yerden çekmek gerekirdi ama çok güzel gözüküyor diye bu arada. Kapatmışlar. Bakın şurada kocaman dev bir heykel var. Evet. Neptün heykeli yani Poseidon. Gigante yani dev diyorlar bölge halkı bu heykeli. 1910 yılında Ferrara isimli bir tane mimar tasarlamış ya. Yani. Bu arada bina da zaten öyle bir mimari bir şey değil mi? Yani güzel. Şey değil öyle. Kule falan vardı şurada. Circolo Velico. Yaklaşalım mı şöyle güneşi değiştirelim açısını? Evet, başka bilgin var mı konuyla ilgili? Başka yok. Güzel bir Poseidon heykeli ama işte o taraftan şu anda çekmek istiyorum. Evet, açısı ters kaldı. Bu arada köy de bu şekilde bu. Monteresto. Bak şimdi hep aynı Toskana'nın renkleri hep aynı. Sarı, açık yeşil, şu kızılımsı renk. Mert belediye başkanları karar veriyor Liguria'da hep böyle. Her sene seçildiğinde. 101 numaralı kartelasının A5 boyası. Ha, aynen onunla anlaşıyor mesela, işte. Diyor ki ya A5 ile boyayacaksınız yaptığınız binaları aynen. Diyor. Ya da diyor işte şey bir şey yeşili diyor oradan. Ha, Toskana aynen. Yeşili diyor. 4 onlarda numara diyor. Onlarda da H4'ü kullanacaksınız diyor. Sonra başkan seçilemiyor, tamam mı? Mesela sen yeni ev yaptırdın ve ben beyaza boyatmak aynen, istiyorum. Olmuyor. Yasak yani. Beyaz olmayacak. Aynen. Sonra şey geliyor. Yeni bir belediye başkanı seçiliyor. Öbür partiden. Dio ile anlaşamıyor mu? Dio ile anlaşamıyor. Onun yeğeni değil. Maşallah anlaşıyor. Yeğeni başka değil. Bir kartela veriyor. O kartela da renkler tutmayınca mahkemelik oluyorlar. Şehrin belediye konseyi toplanıyor falan. Haberler çıkıyorlar. Sonra rüşvetler ortaya çıkıyor. Çok saçma. Renk kartelesi tutmadı. Yani illa bu renklerde boyamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sırf şirin gözüksün diye. Sırf hoşumuza gitsin diye yapıyorlar. Gerçek bir yılbaşı çamı. İstasyonla çekeceğiz. Bak. Nice nice. Çinkilere, terrelere, efendime evet. Söyleyeyim. İtalyalara gelmek nasip olsun. Evet. Burayı da böylece gördük. Çok şükür. Şurada da Monteresto'nun kalesi var artık.
ilk treni burada peronda kaçırıverdik. Aşağı tüneldeyken ilk gidiş şeyine o biraz can sıktı ama olsun. Sonra yetişti, rahatız yani şu an. İnşallah güzelce gidip evet. Gemimize de yetişiriz. Şimdi o La Spezia'da bir numara daha var. Tren önce taksiye binmek gerekiyor, biraz uzak. Sonra bir de oradan otobüsle tabii, limanda tabii. Hareket ediliyor. Onların hepsi zaman yani. Rahatsız o yüzden ya inşallah. Biraz erken hani gitmek faydalı yani orada. Kahve olsaydı içerdim. Evet ben de. Artık yemeği bekliyorum. Bak şurada heykel var tamam mı bitimde. Güneşin orada. Evet. O heykelin orada Garibaldi heykeli mi yanılmıyorsam. Hı. Hemen hemen her şey bunun etrafında hemen anladım. Şöyle. Ha, şu o köprü taraf. Şey şöyle şuralarda. Çok yakın Donanma yakın yerler. Bu taraftaydı. İki adım yani. Hani bir şey yok aslında. Geçsen hemen. Ve günün sonu bir otobüste bulduk kendimizi. Liman otobüsü yani. Evet, La Spezia'dan da sonunda ayrılıyoruz. Birisi Kaptan Köşkü'ne lazer tutuyor Eda. Şöyle az daha zoomlayayım. Burası da Naval Shipyard arkası. Onlar derinlik şeyi bence. Bu tip gemilere yol gösteriyorlar. Bu arada kocaman kocaman marinalar var. Bak gel bak. Şu La Spezia'nın burnu var ya hani içeriye girdiğin. Burun şu işte. O Venere mi? Ne? Şey, kaleli olan var ya fotoğrafını Porto, gördün. O işte. Venere, evet. Of kaleli olan o. Biz de buradan böyle şu gittik. Şu adı neymiş? Onu bilmiyorum. Biz de buradan böyle devam ettik yani. Ama tren tabii tünelden geçti. Evet, orada var bir şeyler. Ama bu adanın adalar bölgesi burası. Monterey evet, su evet, adası çok varmış. Acayip şey. La Spezia da arkada kaldı. Küçük bir gemicikle kapışıyoruz orada. Evet, açık havada kurutulmuş İtalyan pastırması yiyor Mert arkadaşımız. Tabii ki ben her zamanki gibi Greek salat peşindeyim. Paella. İspanyola. Ne yapıyorsun bakayım? Bak şimdi Marsilyalıların meşhur balık çorbası. Ha bayağı midyeli midyeli. Deniz ürünleri çorbası yani. Aynen. Bayağı midyeli midyeli. Aynen. Evet. Bu ne Eda? Ne demek bu şimdi? Napoli'ye giderken tarantellalar dinliyoruz. Çeşitli. Bizim Arnavut da dans ediyor. Bağırmaya çabuk Arnavut. Just to clarify. Çorbe avevo informazioni chiara. You are part of the team, eh? Questa gente qua fa... Il numero 3, flamenco!